Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu gittiğimiz yol neresi? Onun hakkında biraz bilgi vereyim. Bu gittiğimiz yol Yeni Karadeniz sahil yolu yapılmadan önceki eski tek şeritli yol arkadaşlar. Bu nedenle şu anda atıl durumda pek fazla trafik yok. Fakat hala tek şerit olduğu için yine de temkinli davranmak durumundayız. Daha önce bu yolda 70 km hız yapmıştım fakat o vakitte kış dönemiydi. Yolun daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz o dönemde. Şimdi yaz dönemi olduğu için alt tarafta yer alan Değirmen Ağzı plajına yoğun rağbet var. Bu videonun sonuna atacağım videolardan o plajın görüntüsünü de bulabilirsiniz. Sağ tarafta uçurumun altında muhteşem bir plaj var arkadaşlar. Onun da videosu var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu çekiş amacımdan biraz bahsedeyim. İlk amacımız güzel memleketimizi, yeşil ve mavinin tüm tonlarının ahenkle dans ettiği Giresun'umuzu tanıtmak. Diğer bir amacımız da Doğu Karadeniz'in el değmemiş eşsiz doğasını bir nebze olsun gösterebilmek. Ülkemizde tuzluluk oranının en az olduğu muhteşem Karadeniz'in sahil turizmine uygun olduğunu göstermek. Bütün bu saydığım amaçlar doğrultusunda bu bisiklet turunu ve muhteşem denizini içine girerek göstereceğiz. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün oldukça yorucu bir gün geçirdik. Şu ilerden su içtik ama sanki hiç su içmemiş gibiyim şu anda. Bakın şu ilerden biraz önce şu çeşmeden su içtik. Şimdi buradan çıktık, şu şekilde döndük. Biraz önce o hızlı gittiğimiz yerde biraz daha ileride arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yer, şu tarafta gördüğünüz yer, elimle göstermiş olduğum yerde güzel iple atlamalık yer var. Böyle ağaca ip bağlamışlar. İple birlikte Vup denize atlıyorlar arkadaşlar. Onu da bu videonun sonuna atacağım inşallah. Şimdi bu yolu takip ederek şöyle aşağı ineceğiz. Ve şu parmağımla göstermiş olduğum noktada denize gireceğiz arkadaşlar. Orada çok güzel atlamalık yerler de var. Haydi hep beraber birlikte sizinle birlikte bu zevki yaşayalım arkadaşlar. Bu yolun sonunda denize gireceğimiz Kantar denilen yere kuş bakışı çekeceğiz. Ve daha sonra orada denize girerek yüzeceğiz. Sahile yakın bir noktada ikamet etmeme rağmen denize girmek için neden bu kadar yol kat ettiğimi anlatayım. Evimden 150-200 metre yürüsem denize ulaşmam mümkün. Fakat yerleşim yerlerinin yoğun olduğu bölgelerde malum denizlerdeki kirlilik oranı artıyor. Biz temiz bir yerde yüzebilmek için yerleşim yerinin hiç olmadığı, el değmemiş yerleri bu nedenle tercih ediyoruz. Ne anlatmaya çalıştığımı birazdan denize girdiğimiz zaman anlayacağınızı düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar, burayı size mutlaka göstermem lazım. Burada muhteşem bir atlama noktası var. Şimdi sizlere orayı gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, buradan benim atlayış videom da var. Onu da bu videonun sonuna atarım arkadaşlar. Bakın burası muhteşem bir doğası var. Şu anda evet suyun berraklığını görebiliyorsunuz. Harika bir ortam var burada. Bakın burada atlayan insanlar var. Bakın şu taraftan muhteşem doğasıyla. Nasıl lan ya? Ya oğlum ya, böyle şeyler. Biraz atlamış ya. Thank you.
deniz maceramızı da yaptıktan sonra Keçaba doğru, yani batıya doğru yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Esasında bu eşsiz doğanın kıymetini biz pek de bilemiyoruz. Şimdilerde Arap yatırımcıların oldukça dikkatini çekmeye başladı Doğu Karadeniz. Yaylalarımız Arapların oldukça dikkatini çekmiş durumda. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum. Sizin olan yerlerde yabancıların yarın öbür gün, gün geçtikçe artması ve olduğunuz bölgeyi sermayesiyle sahiplenmesi ne kadar güzel olabilir ki? Yerli sermaye ve yerli iş gücüne inanmışımdır hep. Her şeyin yerli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yabancı sermayeye her zaman büyük bir risk faktörü olduğunu düşünüyorum. İlk başta iyi gibi görünse de acısı sonra anlaşılır. Filistin'in nasıl elden çıktığını, İsrail'in oralara nasıl yerleştiğini daha önce videolarımda anlatmıştım. Ama bir kez daha söyleyeyim. Yahudiler, Filistinlilerin yerlerine değerinin 3-5 misli fazlasını vererek elinden aldı ve bunu da Arap maskesi altında yaptı. Daha sonra ise bu maske bir düştü ve baktılar ki toprakları satın alanlar Yahudi Hagana cemiyeti. Bu şekilde Filistin önce ortadan ikiye bölündü ve daha sonra zorbalıkla ele geçirildi. Şimdi Filistin'in neredeyse tamamı İsrail'in elinde. Bizim eskiler asla toprak satmazdı. Toprak satmak bizde kötü bir şey gibi karşılanır. Bu kültürü devam ettirmeye çalışmalıyız. Ne var ki kapitalist dünya insanları kredilerle borçlandırarak satmaya zorluyor. İşte burası Düzköy Altı denilen yer. Plajı oldukça ünlüdür. Karadeniz'de kıta sahanlığı dardır. Dağlar denize paralel uzanır ve denizde 1-2 metre uzaklıkta derinlik insan boyunu aşar. Genel olarak böyledir. Fakat bazı istisnai durumlar da vardır. Adından da anlaşılacağı üzere Düzköy Altı küçük bir numune olarak hinterlandı geniştir. Şimdi yokuş aşağı bir hız denemesi yapacağız. Lastiklerimdeki hava miktarı az olduğu için istediğimiz gibi hızlanmamız mümkün değil. Ama en azından bu videoda bisikletle hafif eğimli yolda ne kadar gidilebileceğinin bir göstergesi niteliğindedir. Bizim yaptığımız videolar realist bakış açısıyla oluşturulmakta ve abartıdan tamamen uzaktır. Gerçeği görmek isteyen kardeşlerimiz bizim videolarımızı izlemeli ve birer formül niteliğinde olan videolarımız hayata bakış açınızda mutlaka farklılıklar oluşturacaktır. Ben buna inanıyorum. İnanmadığım hiçbir şeyin videosunu yapmam. Bu geçtiğimiz yer Asarkaya plajı denilen yer. Eskiden savaş zamanında düşmanlara kurşun bile sıkmazmış. Giresun uşağı. Onun yerine ayaklarına taş bağlayıp Asarkaya'dan aşağı denize atarmış. Kimine göre bir efsane, kimine göre gerçek olan bu olayı Asarkaya mevkisinden geçerken anlatma gereği hissettim. Türkiye'de kurtuluşu olmayan tek il Giresun'dur. Çünkü asla işgal edilemedi. Allah düşmana Giresun'u işgal etme fırsatı vermedi. Ruslar Harşit Çayı'na kadar geldi. Rusya'da Bolşevik isyanı çıktığı için oradan geri dönmek zorunda kaldılar. Bazı yaşlı insanlardan dinlediğime göre Rusların Harşit Çayı'na dayandığı gün öyle bir yağmur yağmış ki Harşit Çayı karşı tarafa geçişi kapatmış.
Keşaba hoş geldiniz. Bu şirin ilçe Giresun merkeze en yakın ilçesidir. Giresun merkezi uzaklığı sadece 10 kilometre. Nüfusu 10 bin civarıdır. Burada neredeyse herkes herkesi tanır. Burası benim yaşadığım yer. Ekonomik olarak insanlar fındık tarımıyla uğraşıyor. Güçlü bir sanayisi yok. Fındığa dayalı güçlü bir sanayi kuruluşu da mevcut değildir. İlçenin eğitim seviyesi oldukça yüksek. İlçede turizm çok gelişmemiş. Belki reklama ihtiyacı var. Talep olursa o talebi karşılamaya yönelik tesisler de olur. Belki ileriye doğru. Biz şimdilik bu güzel ilçemizi tanıtmaya çalışmaktan başka daha güzel bir iş elimizden gelmez. Eski bir yerleşim yeridir. Tarihi milattan önceki dönemlere kadar dayanmaktadır. Tam ortasından Keşap Deresi akmaktadır. Zaten ilçe merkezi bu derenin etrafına kurulmuştur. Bir vadi gibidir Keşap. Eski yerleşim yerleri hep su kenarlarına kuruludur. Çünkü su hayattır. Derelerimizin kıymetini bilmeliyiz. Eskisi gibi derelerimizde balık yok. Bunun nedenlerini araştırılmalıdır. Bence bu ciddi bir sorun. Her zaman söylene gelen bir söz var. İleride petrol için değil. Bu tamamen değişecek. Su savaşları yapılacak. Su savaşlarının olacağına inanan biri olarak suyun değerli olduğunun vurgusunu her yerde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak sözlerimi burada bitiriyorum. Her birimize hayırlı zamanlar diliyorum. Bu videoyu paylaşmanızı rica ediyorum.